Hepinize merhaba fanatiklerim. Uzun bir aradan sonra, aslında uzun değil ya, bir hafta oldu ya. Yani beni de anlayın. Bir hafta sonra bugün karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla daha yani sizlerleyim. Arkadaşlar bu arada sizlere şunu söyleyeyim. Topluluk bölümüm açıldı 1000 abone olduğum için. Bana çok sormuşsunuz. Abla topluluğu nasıl açtın diye. Arkadaşlar topluluğu 1000 abone olunca kendiniz yani YouTube kendiliğinden açıyor bunu. Şimdi arkadaşlar bir de 1000 aboneyi çok güzel bir şekilde atlattık. Gerçekten sizlere çok teşekkür ederim tekrardan. Hani arkadaşlar benim gerçekten küçüklüğümde bir hayalim vardı. Derdim ki hep keşke böyle bir 5 abone falan vardı. Keşke bari 20 abone bile olsaydım, o bana yeterdi derdim. Yani o kadar çok hani abone isterdim ki insanlar beni sevsin. Ben de büyük YouTuber gibi olayım. Ve şu an gerçekten sizler sayesinde çok mutluyum. Ha bir de arkadaşlar yeni evimize taşındık. O yüzden video gelemedi. Onu söylemek istedim sizlere. Teyzem de burada bir de. Ay şimdi arkadaşlar bir de komşularımız falan video çekerken ne der ne eder, hani bu deli mi der birden. Böyle insanın aklına bir şeyler geliyor. Eski komşularımızın hepsi kanalımı biliyordu, hepsi izliyordu. Ondan sorun yoktu. Ne oldu? Neden geleyim? Neden? Babam mı çağırıyor? Arkadaşlar şimdi dur geldim. Babam çağırmıyor tabii ki. Babam çağırsa seslenirdi. Neden çağırıyorsun? Arkadaşlar ben Duru'ya bakıp geliyorum. Ups, geldim arkadaşlar. Şimdi yerime oturuyorum hemen. Şimdi arkadaşlar bizim misafirimiz gelmiş de. O yüzden birazcık da ses çıkabilir. Ay nedense arkadaşlar çok mutluyum. Yani sizlere video çekmek benim için çok mutluluk. Yani çok güzel bir şey. Her neyse arkadaşlar çok 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 uzattım. Hadi artık videomuza geçelim. Şimdi sizlere videonun başından anlamışsınız da bir daha açıklamak istedim. Toka Boka'da bildiğiniz üzere yeni yer çıkıyor. Tabii ki arkadaşlar bu yeni ev çıkıyor. Yer dedim de. Hani Mystic Cottage House diye, yani öyle bir yer çıkıyor. Mistik mistik dedi teyzem, mistik yani böyle kotejde kulübe, hani küçük bir ev gibi. Hatta trailer, yani fragmanı izleyince zaten anlarsınız da, öncelikle Tokaboka'nın Instagram sayfasına gidelim. Bu arada arkadaşlar kullanma uygulamaları da soruyorsunuz. InShot, Mobizen, Pixelce, Polar kullanıyorum. Bunları söyleyeyim dedim. Nereye girecektim? Instagram'a girecektim ben. Arkadaşlar Instagram hesabını da takip etmeyi sakın unutmuyorsunuz. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz, takip etmiyorsunuz. Üzülüyorum buradan. Hepinizin diyenlerini cevaplıyorum bu arada. Mesela bir arkadaşımız yazmış. Evet, arkadaşımızı bir beğenelim. Şimdi arkadaşlar benim de çok vaktim olmuyor ya. O yüzden çok giremiyorum. Şu an sayfayı yenilediğimizde yeni gönderi gelmiş mi, ona bakıyorum. Hayır, Tokaboka yeni bir şey atmamış. O zaman biz Tokaboka yazalım, burada aratalım. Hemen sizlere göstereyim attığını. Arkadaşlar bu arada Tokaboka'nın sayfası da gerçek sayfası ve tek sayfası da bu. Buradan da onu da takip edebilirsiniz. Ben bunları beğenmiştim. İşte burası. Bakın Misty Cottage Haunted. Bunun Türkçesi yazmıyor arkadaşlar. Yani Misty Cottage diye yazmıyor. İşte benim teyzemden öğrendiğim ve benim bildiğim bilgiye göre Mystic kulübe. Bir de arkadaşlar neydi? Haunted. Gizemli. Gizemli ev. Zaten arkadaşlar bu belliydi, gizemli oldu. Baksanıza yarasalar, işte mumlar. Çok güzel gerçekten. Bakın kaydetmişim bile zaten. Ve bu da arkadaşlar krompetler. Ve arkadaşlar ben burayı nasıl bunu sizlere anlatmadan nasıl durmuşum. Bu da arkadaşlar wallpaper, yani duvarları boyuyorsun. Duvarları boyama özelliği geldi. Şimdi arkadaşlar izlerken hepsini göreceksiniz. Yeni evimiz de böyle işte arkadaşlar. Ben çok mutluyum. Ve bakın çok güzel. Anacığım ağlayacağım, çok güzel. Evet, eskisi gibi böyle delirmeyeceğim. Çünkü burası yeni bir yer. İnsanlar beni deli sanmasın ilk günden. Neyse arkadaşlar şimdi trailer'ı izleyip videomuzu bitirelim. Çünkü çok uzatmak istemiyorum. Ay, Reels'lere girdik. Çok uzatmak istemiyorum çünkü. Hem bizim daha internetimiz bağlanmadı. Zaten farkındaysanız annemin internetinden kullanıyorum. Ay, neyse arkadaşlar bir de çok vaktim yok ya. Şimdi ders çalışacağım. Artık planlı planlı videolar atıyorum maalesef. Oh, neyse hadi gidip izleyelim. Burada tekrardan etmeyi unutmayın, takip edin ve buradan bana mesaj yazdığınız zaman ben tüm mesajlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Bir sürü
kişi var burada. Cevaplayabilirim yani hepinize. O yüzden burada ay çok güzel yapmış. Buradan bir de böyle Tokoboka sayfalarını da takip ediyorum. Tadam! Arkadaşlarım şimdi geldim YouTube hesabıma. Buradan Tokoboka'nın sayfasına giriyoruz. Anacığım çok güzel, çok güzel. Yeni bir episode işte. Is this cottage haunted? Mystic Cottage Trailer. Oh my god. Hadi arkadaşlar hemen izleyelim. İzleyip gelelim diyecektim. İzleyelim. Arkadaşlar. Bakın hep inceleme yapacağız arkadaşlar. Şimdi videonun amacı incelemek. Tom Designer. Dur. Tamam böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar incelemeye buradan başlayalım. Öncelikle arkadaşlar eşyalardan en böyle kapak fotoğrafı olanlar, koltuklar, şey ya, örümcek yağı, ay ağı, saat, bu saatleri şey, eski evlerde oluyordu bu saatler. Hatta bizim çok sevdiğimiz bir anneanne diye saydığımız bir şey tanıdığımız var. Onun evinde de var bunun. Ve şu masa çok güzel. Ve arkadaşlar 99 eşya bir tane ev veriyor. Ben bak bak aklımda o kadar güzel fikirler var ki şimdi söylesem burada bayılırsınız. O yüzden söylemiyorum. Sürpriz olsun. Çatlayın meraktan. Şimdi arkadaşlar evimize bakmamız gerektiğini arkadaşlar buradan montajlayacağım diye düşünüyorum. Ama bakın bakın her seferinde böyle oluyor. Montajlamayacağım diyorum, montajlıyorum. Ama bu sefer gerçekten kesinlikle montajlamam gerekiyor. Yoksa video yetişmez, yetişmez. Annem elimden alacak gelip, bir de zaten evi daha şu an biraz temizlememiz daha gerekiyor. Yerleştirmeleri falan yaptık. Ha ev demişken işte bu evi gösteriyordum. 7 video 7 dakika oldu zaten video. Ay inşallah videoda bir hata yoktur. Umarım yoktur. İşte ev çok güzel. Aşırı güzel. Zaten ben bu çardakların evde olmasını çok isterdim. Bahçesi var. Şimdi izleyeceksiniz zaten. Ay dil hoş çıktı. Şimdi arkadaşlar eşyaları gösterecek size. Bay satın aldı. Yuva çok güzel yerde durdurdum. Şimdi arkadaşlar evimizi böyle tekrar gezecek olursak evimizin dışı çok güzel. Hani böyle yapraklar dökülmüş. Tam sonbahar evi. Misti. Böyle sonbahar için yapılmış bu ev zaten. Şimdi arkadaşlar burada bir işte şey var. Uydusu garip. Ve sokak lambası. Çardak. Çardağın üstünde de yarasalar var. Dur bakalım. Dur bakalım sen. Şimdi arkadaşlar çardak falan dedik de çeşme olmazsa olur mu hiç? De arkadaşlar benim bilgime göre değişik bir mantar çıkıyor. Baksanıza mantarlar falan. İnşallah. Ve evimiz böyle girişi ve bunları zaten biliyorsunuz karakter kreatörden var, Floppy'den. Ay arkadaşlar beynim durdu. Ben videoyu başlatacaktım. Bunu kapatıp açtım. Ay salak. Salak kafam. Ve arkadaşlar size duvar boyamadan bahsetmiştim. Duvar boyama da böyle işte. Böyle değil tabii ki. Ay yine videoyu kapatıyordum ya. Neyse tamam. Duvarları böyle göstereyim hiç olmazsa. Ama geçti. Heh. Şimdi arkadaşlar burada istedim. Arkadaşlar şurası çok güzel değil mi? Bir de arkadaşlar bakın özelliklerin burası yüklendi. Arkadaşlar alt yer duvarlar falan boya rengi falan çok güzel bir şey. Bunu daha şimdi gösterecek daha diye hatırlıyorum. Ve bakın çok güzel. Oğlum buna kapı da var arkadaşlar. Bu sefer çok mutluyum bu yüzden. Bakın şimdi. Wow. Ama arkadaşlar bir tek tuvaleti beğenmedim. Tuvaletin kapısı olması kötü değil ama öyle sürgülü bir kapı olması kötüydü. Aslında o da güzel ya. Hani kusur bulamıyorum yani. Eşyalar. Bir de size gidip durdurup tek tek inceleyebilirsiniz. Ben çok uzun olmasın diye incelemiyorum çok fazla. Zaten geçen çıktığı zaman ben incelemiştim. Ve en çok hoşuma giden burası. Şurası çok şeker. Bir de halı da çok güzel. Banyo da bence idare eder. Biraz banyoda garip. Ama şu altın ayna çok güzel. Altın aynacık kurtarır. Ve burada artık sonunda Toka Life'da bir küçük cep aynasına benzeyen bir şey var.
Ayna. Dancing your own cottage. Bakın burada da şey. Ay bunun adı neydi? Daktil. Daktilo. Yazı yazıyorduk eskilerden. Ve en sevdiğim. Bakın kapısı var demiştim. İşte bu. Ya bahçeli hayatımda çok sevdiğim bir şey bahçeli ev. Ama arkadaşlar birazcık eşyalar eski çünkü dediği gibi kulübe. Bakın tuvalet de burası arkadaşlar. Tuvaleti neden beğenmedin diye sorarsınız. Ya hani kapıları falan filan böyle birazcık küçük. Küçük. Öyle söyleyeyim. Küçük geldi yani. Oda küçük yani. Tuvalet küçük geldi. Ay yine videoyu kapattım. Ve bu arada arkadaşlar şöyle evi gezdirecek. Diyecektim ki gezdiririm de. Bakın. 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 Çok güzel. Arkadaşlar şimdi evin şeyini de gezdireceğim ama yine kapatıyorum onu. Arkadaşlar kaç oda var? Büyük odası yani arkadaşlar. Bir tane burada salon yapsanız, burada yatak odası, çocuk odası falan yapsanız. Burayı tuvalet, arka tarafı mutfak. Bakın şimdi. Hayır. Gitmeseydin ya. Tamam bakın 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 işte kapısı var. Ben bunu çok sevdim. Kapısı olması beni çok mutlu etti. Ay. Mutfak. Tuvalet, salon ve tam giderken durdurdum. Ve burası da istediğiniz gibi çocuk odası, büyük odası falan. Before, after diyor. Önce, sonra. Eşyalar çok güzel. Ve şu yatağın güzelliğini gördünüz mü? Yatağın güzelliğini siz. Yatağın güzelliğini gördünüz mü? Allah'ım şu yatağa bak. Kuş şeyi. Kuş şeyi ne alaka bilmiyorum ama yatak güzel yani. Bu şey. Adını unuttum ya. Makyaj masası çok güzel. Avizeler falan çok güzel gerçekten. Bir de camlar falan. Ay televizyon. Sonunda yeni bir televizyon geldi. Vallahi kendimi atacaktım aşağıya. Yeni bir televizyon gelmesine çok sevindim. Şimdi arkadaşlar hemen şunu da izleyelim. For sale. Sold. Evin dışında böyle gösteriyor bize. Çok iyi ya. Bir sürü çeşit dekor eşyası falan diyor. Welcome. Hoş geldiniz. Ya ne güzel oynanır burada ya. Bunlar arkadaşlar şeyde de vardı zaten. Çok iyi değil mi ya? Mumlar söndü. Ne yapacaksınız? Don't let for took a life roll. Arkadaşlar böyle onda bitirdi videoyu biz de bitirelim. Gerçekten eşyalar olsun her şey çok güzel. Bence bugünkü videoyu bitirmemiz çok iyi oldu. Arkadaşlar şimdi annem çağırdı. Gitmem gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. Sonunda arkadaşlar videoyu çekebildim. İnşallah yüklenmeden atarım bu videoyu. Hatta bugün şimdi atmaya çalışacağım. Ya arkadaşlar montajlasam mı diye düşünüyorum ama boşverin. Sizler sen yabancı değilsiniz ya. Bakın olayı bağdaştırdım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve artık önemli şeyleri topluluktan yazacağım. Topluluğu kullanmayı bilmeyenler için arkadaşlar topluluğu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar topluluğa gidelim. Arkadaşlar burada benim kanalıma girdiğiniz zaman topluluk diye bir şey çıkıyor. Oraya tıkladığınız zaman burada benim attığım önemli şeyleri görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi hala abone değilsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar cevap veremiyorum sizlere çünkü çok fazla ödevlerim, derslerim olduğu için. Bir de arkadaşlar okul açıldığı için. Ve arkadaşlar bazı yorumlarınız yine çıkmıyor. Bakın mesela attığınız yorumlar.
Toplulukları nasıl açtın? Evet, bunları teşekkür ederim cevapladığınız için. Yani arkadaşlar. Ne? Bir dakika, bir yorum gelmişti, onu gördüm. Arkadaşlar, Zeynep senin kardeşin mi? Hayır arkadaşlar, biz Zeynep'le arkadaşız, kardeşim değil. Neyse arkadaşlar, yine videoyu çok uzun yaptık be. Aga be. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.